Üstazım Süleyman Efendi Hazretleri. Allah hepimizi şefaatlerine mazhar buyursun. Amin. Himmetlerinde daim etsin. Amin. Onları bulan Peygamberimizi bulmuş olur. Onları bulamayan, tanıyamayanlar Peygamberimizi kolay kolay tanıyıp bulamazlar. Peygamberimizi tanıyamayanlar Allah'ı bulamazlar. Peygamberimizin varislerini tanımayanlar da Peygamberimizi bulamazlar, tanıyamazlar. Aman, aman bu nimete nail olduk. Allah'ımız kıymetini bilenlerden kılsın. Muhtelif yerlerde Hazreti Üstazımızın 7 kıtaya yayılmış hizmeti, Efendimizin şeriatını, Efendimizin varisi olarak hizmetlerini 7 kıtaya, her tarafa himmeti devam ediyor. Bütün Kur'an hizmeti, Kur'an okutma hizmeti, dünyanın her yerinde, buralarda da, her yerde dünyanın. Bir yerde bir kardeşimiz Kur'an okutmak, Kur'an kız kursu, kızlarımızın okuması için bir bina kurs yapar. Allah imkan vermiş. Anahtar teslim. Allah öyle kulların adedini artırsın inşallah. Ve kursu yapmış, bitirmiş. Bir İstanbul, Türkiye'mizde bir ilde efendim kız kursunu tamamlamış, bitirmiş. Yaptıktan sonra büyüğümüze Arif Ahmet abimizin hepinize selamları var. Buraya gelip selamlarımı götürürsünüz kardeşlerimize buyurdular. Allah hayırlı ömür versin. Efendim anahtar teslim gelirler. Büyüğümüze anahtarı teslim eder. Ve açılış olacak. Açılışa da beni çağırmışlardı. Büyüğümüz de beni gönderdi. Ben kendilerine öyle söylüyorum zaten. Ben açılışa gitmiyorum efendim. Ben açılmışa gidiyorum. Siz açıyorsunuz. Hazretimiz açıyor. Hizmete koyuyor. Biz de açılmış olana oraya onun nimetlerinden istifade etmek için gidiyoruz. Efendim. Ama sureti zahirede böyle açılış deniyor. Onu açan açıyor da biz açılmışa gidiyoruz. Anlatabildim mi kardeşim? Neyse ben de çağırdılar. Gittim. Gittim kardeşlerimiz böyle ama binlerce. Böyle 5000-6000 kişi var. İhvan ehavatımız. Açılış töreni. Neyse banisi genç. O da orada. Efendim orada anlattılar bana kendileri de. Ve ismini koyacaklar. Ve yaptıran içinden bir şeyler geçiyor yani. Buraya bir isim verirsin. Güzel bir efendim unutulmayacak öyle bir isim. Mübarek bir isim. Ve oradaki ilgili arkadaşımız öyle yazıyorlar bir kağıda. Efendim işte 30-40 tane isim. Büyüğümüze getiriyorlar. Efendim biz işte açılışı bitti yapacağız. Tabii bir isim verilmesi lazım kursa. Sizin bu isimler mi veya daha başka bir isim. Takdir sizin. Biz şöyle hatırımıza geldi falan diye. Başına evvela Ferhan Sultan üstazımızın küçük kerimesi malum. Ferhan Sultan Hazretimizin nesli paki onun dolayısıyla devam ediyor. Nasıl fahri kainatımızın nesli mübarekesi Fatıma validemiz yoluyla, öteki evlatları yoluyla değil. Devam ediyor Peygamberimiz. Hazreti Üstazımın da diğer erkek evladı da vardı. Küçükçe vefat etti. Efendim binaenaleyh sadece Ferhan Sultanımızla Allah cennette komşu kılsın. Onun ismini yazıyorlar. Ferhan Sultan kursu olabilir. Böyle. Neyse büyüğümüz diyor ki Ferhan Sultan benim annemdir. Sizin de annenizdir. Öyle mi? Hepimizin de anne. O münasip olabilir diyor. Bu ismi verebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıran banisi başka bir yerdedir. İdarecimize bekliyor tabii ne isim verilecek. İdarecimiz de bu ismi tasvibi alınca telefonla onu arıyor. Kardeşimizi arıyor. Diyor ki müjdeler olsun diyor. Hayrola diyor. Ne oldu? Evet büyüğümüz diyor Ferhan Sultan ismini münasip buldu onu koyduk derken telefon konuşması
kesildi. Alo, yok, ses yok. O da çok telaşa kapılıyor. Allah Allah, ne oldu bu kardeşimize ya? Nihayet 5 dakika, 10 dakika aradan geçiyor. Telefon cevap veriyor ama konuşamıyor. Ya ne oldu sana diyor, ne oldu kardeş? Diyor, dayanamadım, beni affedin diyor. Baygınlık geçirdim, kendimden geçtim. Dün akşam rüyamda diyor. Rüyamda kurs açılışı yapılıyormuş, yaptırdığı kurs. Kurs açılışı bütün işte. Geliyorlar, kimler geliyorsa diyor, böyle rüyasında. Orada birden diyor bir siyah bir cip geldi. İçeriden işte büyüğümüz indi. Şöyle bir dolaştı şeyi. Kursun müesseseyi. İndi. Ben de böyle seyrediyorum. Hemen cibe bindi. Bu defa cip bembeyaz hale geldi. Böyle bir cip. Beyaz. Ama içeride bir hanımefendi var. Ben göremiyorum ama olduğunu görüyorum. Efendim. Ve tam hareket edecek. Ben telaş içindeyim. Pencereyi şöyle indirdi. Eliyle gel bakayım evladım dedi. Geldim. Evladım al bu belgeyi. Hem dünyada kullanırsın hem de ahirette kullanırsın. Cip ayrıldı gitti. Ben diyor şaşırdım. Kim bu? Kim bu belgeyi bana veren? Ve nihayet dediler ki orada, ya sen tanımadın. Yok tanıyamadım. Ya o Ferhan Sultanımızdı gelen. Ne diyorsun? İşte ben onun açılışını değil de açılışına gittim. Ve bu Hazretimizin kerametini de orada 5-6 bin kişi vardı belki. Sizinle burada paylaştığım gibi orada da paylaştım onları. İşte bizim yolumuz. İşte belge. Onların verdiği belge Allah'ın belgesi.